Sayın Başkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bakanlık bünyesinde olup hasılatı bakanlık bütçesinin tam 4 katı olan bir kurumu konuşmak istiyorum. Spor Toto Teşkilatı'nı konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, spor deyip aldanmayın, asıl cıdık burada. Tüm spor kamuoyunu ve siyaset kurumunun dikkatini buraya çekmek istiyorum. Bugünkü parayla tam 70 milyar lira, eski parayla 70 katrilyon lira kayıt dışı ve denetimsiz bir şekilde buradan dağıtılıyor. Peki neden burası seçilmiş? Çünkü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa tabi değil, tıpkı varlık fonu gibi. Haksız ödemeler var, kayıtsız ödemeler var. Sayıştay raporunun 16. sayfasında spor federasyonu, spor kulüpleri, belediyeler, iller, hatta okullar arasında ayrımcılık yapıldığı açık bir şekilde ifade edilmiş. Geçmişte FETÖ ile ilişkisi saptanan birçok kuruma para transferi olmuş ki bunlar halen araştırılmamıştır. Bugün de benzer yapılara kaynak aktarımı devam etmektedir. Soruyoruz, Sayıştay raporundaki 103 milyon hangi dernek ve vakıflara ödenmiştir? Sayın Bakan. Cevap yok. Sayın Bakan. Sayın Bakan komisyonda da aynısını Bakan yaptı. Biz saatlerdir onu dinliyoruz. Sayın Bakan. Ama burada 5 dakika konuşmamıza müsaade etmiyor. Biz saatlerdir dinliyoruz. Komisyonda da aynısını oldu. Sizi saygıya davet ediyorum. Sayın Bakan. Vakıflara sözü, süremi ilave eder misiniz Sayın Başkanım, süremi ilave eder misiniz? Vakıflara para aktarmanın her Sayın çeşidi Adıgüzel, var. Sayın Adıgüzel, müsaade eder misin? Tabii. Müsaade eder misin? Lütfen, lütfen oturun arkadaşlar. Sayın Bakan, buradaki bütün arkadaşlar milletvekili halk tarafından seçilen insanlar. Onlara yalancısınız diye hitap etme şeyiniz yok. Lüksünüz yok. Böyle bir hitaplarınızda bulunamazsınız. Kimden olursa olsun. Devam edelim lütfen. Şimdi Sayın Bakan komisyonda da aynısını yaptı. Saatlerce onu dinliyoruz. 5 dakika konuşmamıza müsaade etmiyor. Bunun sebebini ben konuşmama ara verip hemen söylemek istiyorum. Bilmeyenleriniz vardır. Saraydaki tek damat Berat değil. Sayın Kasapoğlu da damat kontenjanındandır. Ama Kasapoğlu bilmiyorsa öğrenecek. Bu tek adam devletinde saraylarda ve koltuklarda damat kadrosuna karşılık görmüş olabilirsin. Ama bu milletin nazarında damat olmanın devlette makam sahibi olmaya bir öncelik olduğu günler 100 sene önce 1920'de bu meclis açıldığında kapandı beyler. Bunu da öğreneceksiniz. Evet. Vakıflara para aktarmanın çeşit çeşit yolları var. Sayın milletvekilleri, kürsüden konuşmanın bir cümlesi, bir kelimesi dahi duyulmuyor. Müsaade arkadaşlar, edeyim. Eğer yanlış bir şey söylerse bakarsınız, cevap verirsiniz. Tutanaklardan bakarsınız, hakaret varsa cevap verirsiniz. Vakıflara para aktarmanın birçok yolu var. KYK yurtlarındaki öğrencilerin yemek öğünleri parmak iziyle kontrol ediliyor. Ama cemaat yurtlarındaki öğrencilerin yemek yiyip yemediği parmak izinden kontrol edilmiyor. Kişi başına ödeme yapılıyor. Örneğin cemaat yurdunda kalan bir öğrenci misal bir öğün yemek yiyor ama 3 öğün parası ödeniyor. Bu şekilde 2 öğün o vakfın cebine giriyor arkadaşlar. Çeşit çeşit vakıflara ödemenin yolları var. Tüm illerde gençlik il spor müdürlükleri TÜGVA ile ortak programlar düzenliyor. İl dışına seyahatler düzenliyor. Ama sporcuları yol parası deyince, konaklama deyince para yok. Önceki yıl Ordu'dan Yozgat'a giden kadın handbol takımı konaklama parasından sakınmak için sabah köründe yola çıktı. Kendi tuttukları minibüste kaza yaptı. 2 yavrumuz vefat etti. Haberiniz var mı? Spor Toto Teşkilatı'ndan yine Erdoğan'ın Okçular Vakfı'na 3 milyon lirayı tek kalemde ödeyen bu bakanlık kendi 4D işçilerinin Mart ayından Kasım ayına kadar parasını ödemiyor. Haberiniz var mı? Spor teşkilatı 5-6 milyar reklam için para ayırmış. Bazıları da eğitim kurumlarına. Bakın anayasamızın 41 ve 58. maddesinde aykırı olarak çocuk ve gençlere bahis ve şans oyunları reklamı mı yapıyorsunuz? Hakikaten enteresan da bir durum var. Hem kumara karşı ahkam keseceksin, sonra da şans oyunlardan elde ettiğin parayı cemaat ve vakıflara aktaracaksın, afiyetle yiyeceksin. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Ya yayıncı kuruluş beIN Sport'a 300 milyon lira farkı da Spor Toto'dan ödeneceğini kim söyledi? Nihat Özdemir söyledi. Ya sen TFF başkanı mısın? Yayıncı kuruluşun CEO'su musun? Nihat Özdemir. Çok daha fazlası da var.
Tamamlayalım lütfen. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporundaki kara kutudur, hükümetin örtülü ödeneğidir. Sayın Bakan Spor Toto Teşkilatı'ndan geldi. Bakan olduktan sonra Spor Toto'yu bıraktı sanıyorsunuz değil mi? Maalesef yanılıyorsunuz. Hiç ayrılmadı ki. Çünkü burada bakan olduktan sonra çıkarılan bir yönetmelikle Spor Toto Yönetim Kurulu'na başkan oldu. Geri kalan üyeler de kendisi atıyor ama kendisinin dışında kimse bilmiyor. Bu üyelerin kim olduğunu ne Sayıştay biliyor ne biz biliyoruz. Tutanaklar da ortada yok. Spor yasasına gelince tüm federasyonu özellik getiren, kulüp yönetimlerine mali sorumluluk yükleyen, adil, güvenli, rekabet güvencesi sağlayan, amatörden profesyonele futbol ve tüm diğer spor dallarında çözümler üreten bir yasa gerekli midir? Gereklidir. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırlığımız da vardır. Ama şunu uyarıyoruz. Yeni spor kanunu getiriyoruz diye. Sporu doğrudan bakana bağlayan, federasyonların bağımsız... Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Adıgüzel. Sayın Adıgüzel, teşekkür ediyorum.